Buraya bir arayın. Gamez falan. İki tatlı bir filan daha oluyor. Köfte getirin. Keşer seni çareti geldi. Yok yani. Nerede şimdi açılıyor? Evet, sen bir bekleyin. Sen bir bekleyin. Bir bekleyin. Bir bekleyin. Bir bekleyin. Evet, Maden Köyü'ndeyiz. Bazgirt burası. Gördüğünüz gibi çok yoğun kar yağışı olduğu için cenazeyi şu an kızakla yokuştan yukarı taşıyorlar. Yaklaşık 1300 rakımdan 1800'e kadar çıkmış olacağız. Gerçekten çok zor. Zor bir tablo. Burada yaşamak her türlü zor. Yoğun kar yağışından dolayı yolları açmak çok zor burada. Birkaç metreyi bulan kar kalınlığı var. Evet. Köy muhtarı Musa Çimen'in babası Ali Bey, Ali Çimen. Ne diyeyim ki o? Adat yegeniyi de komutlu. Gidiyor da. Ve Musa Turabik zaten iyi de. Ha. Deniz arkada dur da abi çekiyor. Hı. Canım ben bir yere geçeyim mi? Dur arkada. Şöyle. Yanımdan gel. Ya gözme oğlum. Ne doğru yok oğlum. Ne oldu abi? Geç abi geç. Tabii, kadık elim. Şeyden şey, in adamı. İn. Arka sur da baka koşayım ya. Tamam. Dur ya, bir şey olmaz. Tamam, iyi koy, sağ ol, tamam. Uyku koy, sağ ol, uyku. Ya, zahmet çekiyorum ya. Siyet tam. Sonra kıran gider mi? Gidiyor. Tane gamosya şimdi. Aha,
Herkes çuğu kare meşi. Aynen. Tabutçu çuğu kare. Tabutçu çuğu kare. Misal da. صحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهديني واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلقة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحمن يا رحمن اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. Zorladınız. Allah rahmet eylesin. Amin. Neler söyleyeceksiniz? Amin. Bu insanlar bu kadar yoldan da gelmiş. Babam önce tek kelimeyle iyi bir insandı. Bir insanı üzmüş değildi. Evet. 90 yıllık hayatı boyunca zat-ı insan olmak gerekiyor. İnsanoğlunun birbirine zulmetmesi gerekmiyor. Zulmedenlere karşı da tek yumruk olması gerekiyor. Zulmedenler azdır bu dünyada. Zulmedilenler çoktur. Tükürükle boğarlar. Zulmedenlere karşı zulüm görenlerin mücadele etmesi gerekiyor. Bu zulüm edenlere karşı tek yumruk olması gerekiyor. Bakınız biz Hizek'le ta 2 kilometreden cenazemizi getirdik. Neden bu, kızakla getirdiniz? Bu dünyada mesela eşitlik mi vardır? Yani adam arabasıyla gidiyor. Niçin bu yollar açılmıyor? Mesela ben bu köyün yolunu mahallenin içinden geçemiyor. Dışarıdan yapın diyorum. Yazında, kışında kolay yol açılsın diyorum. Evet. Niçin bunu yapmıyorlar? Yani bu iki yani kilometre. İki kilometrelik yolu dışarıdan niye yapamıyoruz? Yani mahallenin içinden geçemiyoruz. Yani köyü yeniden mi dizayn edelim? Peki böyle bir şey var mı alternatif? Vardır. Köyün dışından vardır. Yazında mesela köyde bir proje yapılıyor. Müteahhit kamyonu geçemiyor. Ya evi yıkacak ya samanlığı yıkacak. Yani, anlamıyor ki kimse bunu. Bir çevre yolu yapmanız lazım. Çevre yolu. Dışarıdan bir çevre yolu. Ya bir aya iki aya yapar dışarıdan. Hem yukarıda da mahallemiz var. Bir projesi yapılmıştı. Evet. Ta tepe başından dolandı. Tepe başından. Yayla yolu istikametinden Gameşit'e gelindi. O kadar yol gitmek zorunda. Mahalle arası giriş yapamadı. Bir boru geliyor yaz havasında. Hele ki kış şartlar altında. Burada tepe başı muhtar. Kış şartlar altında ne şartlar altında cenaze bu şekilde defnediliyor. Yani o kadar yoldan. Muhtarım, o geliyor, ne kadar geldik biz aşağıdan buraya? Kaç rakımdan kaç rakıma çıktı? Kaç dakikaya geldik? Ne kadar kilometre yol geldik? 1700'den 1900'e doğru geldik rakım olarak. 2 kilometre yol çıktı. Yani. Ne kadar sürede çıkabildik buraya süre olarak? Bir saat. Bir saat sürdü. Cenazeyi buraya taşımanız. Evet, bir saat. Her kış sürdü. Böyle vefatlar olduğunda bu her şeyi oluyor, yaşıyorsunuz. Zor açtırıyorsun. Bir de saclar iniyor mahalle arası yolu kapatıyor. Daha bir ay önce de Gameşit'e götürdük daha cenazeyi. Cenaze o zaman azdı. Kızakla. Makine bir şenkar kapatıyor. Zor yani bu köyün mutlaka bir çevre yolu olması lazım. Evet. Hiç. Bunun şeyi yoktu. Muhtar. Kamyonda. Sağ ol. Sağ ol. Merhaba. Şimdi merhaba. Selamünaleyküm. Nasıl olacak bir şey yok. Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun, var olun. Sağ
Allah'ını tutun. Çok sağ ol. Gödev var. Yemek yemek yiyelim ondan sonra gidersin diyorum. Agar mı al diyor. Bu geçini ya. Keşke ama okuydu da. Hadi muhtarım. Başını sağ olsun. Allah sabırlar versin. Şakir de adam yok. Ha ha. Biraz kış dolayısıyla yollar daracık olduğu için bazı imkanlar, geçişler geçemiyor. Şey, makine gücü şey olmadığı için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı dolayısıyla insanlar gücüyle böyle cenazelerle hep sıkıntı yaşıyoruz. Geçen bir ay önce de 3 gün cenazemiz Artvin'de kaldı. Hava muhalefeti dolayısıyla sıkıntı, makine gelmedi. Makine geldi, bozuldu. Araç bozuldu. Araç bozulduktan sonra tam mahalleye ulaşamadık. Sebebi gene arıza yaptı. Ondan sonra insan gücüyle cenazeyi defnettik. Kızaklarla taşıdık. Kızaklarla tabii. Yani burada her kış birisi vefat edince bu çileyi mi çekiyorsunuz siz? Çoğunlukla. Genellikle evet. Çoğunlukla aynı çileyi devam ediyoruz. Siz ne söyleyeceksiniz? Aynı çileyi çekiyoruz. Şimdi yol köyün içinden geçtiği için çatılardan inen karlar yolun temizlenmesini zorlaştırıyor. Evler çok iç içe. Bize lazım olan köyün dışından bir yol. Alternatif devletimiz yukarıya çıkacak. Alternatif bir yolun olmasını rica ediyoruz devletimizden. Ama ne zaman olur artık ona da. Ama biz böyle cenazemizi yine kızaklarla taşıyoruz. Taşımaya da razıyız. Sonuçta komşularımız. Bugün onları taşıyoruz. Yarın bizi taşıyacaklar. Ama devletimizden de alternatif yol konusunda. Yani hem acı yaşıyorsunuz, aynen, hem zorluk yaşıyorsunuz. Aynen, hem acı, hem zorluk. Bunu devletimizin kolaylaştırmasını istirham ediyorsunuz. İstirham zaten ediyoruz evet devletimizden. Evet. Abi sizin isim neydi? Benim ismim Enver Ertekin. Enver Ertekin. Enver Ertekin. Tamam abi. Hüseyin Meydan. Evet, teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, siz neler söyleyeceksiniz bu durumla alakalı? Cenazeleri kızakla taşıyorsunuz. Geçen 15 gün önce gerçekten bu az önce arkadaşların dediği gibi bu Gamışet Mahallesi'nde 4 güne zor ulaştı Artvin'den cenaze, ta İstanbul'dan kalkan cenaze zor ulaşabildi. Çünkü kış şartları daha bugünkü havaya çok şükür. O kadar tipi esiyordu ki vatandaş yani mezar açmaya da fırsat bulamadı. Zor şartlarında yaşıyoruz. Gerçekten insanlar buradaki yaşayan halk şu çevre dıştan yol yani bu kar yani düşmeyen, çiz olmayan yerlerde yolun olmasını istiyor vatandaş. Buradaki yaşayan halk köyün dışından olsun yol diyor. Orası güneye karşı kalıyor. Kuzeyde gördüğünüz yol, şey, karlar gerçekten yani insanlar çok zor şartlarında. Az önce defnettiğimiz rahmetli amcamızı gerçekten yani gençler olmasa birkaç tane ben 72 yaşındayım ve vallahi ben yani zor yaya geldim. Daha doğrusu devletimizin o bekliyoruz inşallah daha bir güzel bir yol yani bu kış şartlarda rahat yürüyebilen bir yol istiyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet şu anda biz Şavşat Madenköy Bazgiret'teyiz ve Ali amcamızı uğurladık. Hakikaten Artvin Faal Gazeteciler Derneği'ni de temsilen gelmiş bulunuyoruz burada ayrıca. Gerçekten haberlik bir durum olduğu için konuşmamız gerekiyor. Köyün ortasındaki ya köy evlerinin arasından geçen yol şey olduğu için yani dar olduğu için geçilemiyor. Genişletme şansı da yok. O zaman vatandaşın dediği 2-3 kilometrelik yoldur bu yapılması gereken. Az önce Tepebaşı köy muhtarı nerelerden su getirildiğini, neler yapıldığını anlattı. Yani bütün takım elbiseyi, her şeyi almışız, ayakkabıları. Yahu bir çorap alamıyoruz. Ya. Bu tam çorap meselesi. Aynen. En kısa zamanda umarım bu haberi dinleyen yetkililer gerekeni yaparlar diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Madenköy Bazgiret'teyiz. Yaklaşık 1800-1900 metredeyiz şu anda. Biraz önce görüntülerde de izlediğiniz gibi burada insanlar cenazelerini kızak üzerinde mezarlığa taşıdılar. Çünkü mahalle arasındaki yollar kapalı ve hatta daha da ötesi iş makinesi gelse bile o aralardan, binalardan dolayı geçemiyor. Dolayısıyla hem muhtarın da hem köylülerin de serzenişi bu yönde oldu. Bir yol, alternatif bir yol, bir çevre yolu köyün üst bölgesine çıkabilecek, mezarlığa ulaşabilecek
belki yukarıdaki işte yaylaya gidebilecek ne varsa yukarıda veya mahallelere ulaşabilecek. Biz hep buranın güzelliklerini çektik. Buranın neşesini aktardık. Doğal güzelliklerini aktardık size ama bugün de bu zorluğunu aktarmış olalım. Umarız bu çile son bulur. Acı içerisinde insanların zorluk yaşaması da ekstra üzücü bir durum. Devletimiz herhalde bu durumu görmezden gelmeyecektir, gerekeni yapacaktır diye temenni ediyoruz. Herkese selamlar Bazgiret'ten. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İnanın cenazeyi kızakla yukarıya doğru bu yokuş yukarı çekmek gerçekten zor. Bırakın cenazeyi yukarıya doğru çekmeyi, yaya olarak bu yokuştan yukarıya doğru yürümek bu karda, bu kıyamette gerçekten zor. Rakım da yüksek olduğu için nefes alışverişimiz bile güçlük doluyor. Evet, bakın insanlar cenazeyi defnettiler ve şu an evlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Madenköy, Bazgiret. Şu an karlarla kaplı bir bölgedeyiz. Hayli yüksek bir yer burası. Yerdeki kar kalınlığı köylülerin söylediğine göre 2 metre civarında. Tabi kar oturmuş durumda. Evet. Biz de şu an mezarlıktan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Köyün içine doğru gireceğiz. Bazgiret güzellik demek zor, aynı zamanda zorluk demek. Kış şartları burada gerçekten ağır geçiyor. İnsanlar daha önceki yıllarda tabii 5-6 aylık yiyeceklerini birden alıyorlarmış. Yani burada herhangi bir mağduriyet yaşamama adına kışın bütün işler aslında kızakla yapılıyordu geçmişte. Ama son dönemde bu kadar kar da yağmamıştı esasen. Bu yılki kar yağışı yaşam şartlarını geçmişe doğru götürdü. Geçmişte yaşadıkları gibi davranmalarını sağladı. Zorunluluktan dolayı diyelim. Boğalara kızaklar bağlanırdı eskiden burada. Yazın burada neker diyorlar, yaprak. Meşe ağaçlarının yaprakları kesiliyor, kurutuluyor. Mısır koçanları, mısır dipleri paket yapılıyor, yığılıyor. Onları kışın kar üzerinde boğaya bağlanan kızakla ahırlara getirip hayvanlarına yiyecek olarak veriyorlardı. Belki bugün o tarz manzaralar görür müyüz bilemiyorum ama burada gerçekten fotoğrafçılar için, televizyoncular için inanılmaz görüntüler olarak kaydettiğimiz, çektiğimiz her şey aslında zorluk. Burada bu zor coğrafyada, bu yüksek coğrafyada, bu uzak coğrafyada yaşamanın zorlukları bunlar, göstergeleri. Burada hayata tutunmak gerçekten zor. Belki günübirlik gelen insanlar için keyifli olabilir, kolay olabilir, eğlenceli de olabilir. Belki bizim için, hepimiz için. Şu an ekran başında izleyen herkes için ama burada yaşayan insanlar için gerçekten zor hayat. Yani düşünsenize, yakınınız vefat ediyor. Bir acı yaşıyorsunuz. Diğer taraftan cenazeyi defnedeceksiniz. Onu mezarlığa nakletmek için ciddi eziyet çekiyorsunuz. Yani bu, bilmiyorum, bu yüzyılda, bu teknolojide, bu varlık içerisinde, yani yorum sizin, ne diyelim Allah aşkına, ne diyelim. Çok zor bir şey değil. O kadar şeyler yapılıyor ki ülkemizde. İşte yollar yapılıyor, köprüler, havalimanları, şunlar bunlar, her şey yapılıyor. Ya Bazgiret'e 2 kilometre yol. Zor değil, zor olması gerek. Lütfen kimseyi eleştirmek için de söylemiyorum. Yani belki bugüne kadar insanlar sesini duyuramadı. Umarız bu son olur. Bu cenaze, bu haber son olur ve bu insanların bu feryadı duyulur.